bir tane gümüş sorusu gelmişti. YZG ile ilgili. Peki benim sorum bu, madem soruya soruyu da, bu gümüş sorusu acaba Erol Polat'tan mı geldi lan, izleyicimizden Vallahi mi? açık gösteririm abi. Benden gelmedi. Ben bu arada gümüşümü sattım. Aldım o kârı. Ben onun yerine senle geçen programda konuştuğumuz emtia fonu aldım bir tane şey. Diye benzeri aldım. Evet, nevezeyi aldım. Ama gümüşü ben sormadım. Gümüşü YouTube'da yazmış bir hanımefendi, o sordu. Ona bakalım, gümüş fon sepeti fonu YZG. Evet, gümüş tabii altına göre birazcık daha riskli bir kıymetli maden. Zaten buradaki volatilitenin de yüksek olduğunu görüyoruz. Hareketlerden de görüyoruz. Grafiğine baktığınızda oradan da görebilirsiniz. Şöyle yılbaşından itibaren açalım. Mahmut Bey sormuş bu arada. Mahmut Bey, tamam, senin günahını aldım. Mahmut Bey yazmış, ben sordum ben diye. Teşekkür ederiz Mahmut Bey. Erol Bey'in de vardı, o yüzden söylüyorum Mahmut Bey. Sürekli Vallahi bilmiyorum. her programda YZG soruyordu, o yüzden. Ben Şimdi artık şey yaptım onu. Kabul ettim. Sormuyorum artık. gümüş fonu birazcık daha riskli altına göre. Dolayısıyla altındaki negatif harekete dayanamayan yatırımcı gümüş fonunu almasın. Onu söyleyebilirim. Yani Daha çok altında kaldım. altındaki o ya altın gitmiyor artık, işte negatif getiriyor, mutsuzum diyen yatırımcı şeyi almasın, gümüş fonunu almasın. Hatta istiyorsan bir de altın fonunu koy abi. Koyalım. Bir de onu şey yapalım, oradaki hareketi göstermek açısından. Yine Gümüş fonlarını mi koysak? Az öncekini mi koysak? aynen TTA koyabilirsin istiyorsan, daha şey, aynen. Az önce baktığımız TTA'yı koyalım. Evet. Aynen. Şeydeki testerelerin daha fazla olduğunu görebiliyorsunuz. Yani gümüş fonunda Gümüşte. testerelerin daha net olduğunu Daha sık. görebiliyorsunuz. Aynen. Ama altın fonu birazcık daha stabil gidiyor. Ve burada içerisinde gümüş şey dayalı borsa yatırım fonları ve yatırım fonlarını taşıyor. Gümüş fon sepeti fonları. O yüzden gümüşe, griye baktığınızda biraz gümüşün altında getiri yarattığını görüyoruz YZG'de. Yani ben altında ne diyorduk? Altın fonlarında altının üzerinde getiriyi sağlayabiliyor diyorduk. Gümüş fonlarında bunu görmüyoruz. Yani gümüş fonları birazcık daha gümüşün altında kalıyor. Burada içerisinde yurt dışı ETF dediğimiz yurt dışı borsa yatırım fonlarının olmasının şeyi daha fazla. Yani olmasını etkisini görüyoruz. Bu YZG fonunda da ağırlıklı olarak işte gümüş TR borsa yatırım fonu var. Onun dışında gümüşü, yani kıymetli maden olarak gümüş var. Ama büyük kısmında ise yurt dışında işlem gören gümüş yatırım fonları var, borsa yatırım fonları var. O yüzden gümüşün altında bir getiriyi görüyoruz. Gümüş için belki gümüş TR'yi daha iyi bir alternatif olarak söyleyebilirim. Bunu benden çok fazla duymazsınız. Evet, sen Nasıl? ETF pek söylemezsin ama şunu merak ediyorum. ETF'leri, yani borsa yatırım fonlarına da stopaj gelmiş değil mi? Yanlış bilmiyorum. Doğru. Borsa yatırım fonlarına da stopaj geldi. O yüzden hani altın fonlarında stopaj var, borsa yatırım fonlarında stopaj yok diye düşünmeyin. Onda da var. O yüzden ikisinde de o stopajı maalesef Ödeyecek. alıyor. Bu arada stopaj ne üzerinden kesiliyor diye bir soru Yan gördüm. Yanlış tarafta vardı hatırladım. değil mi? Doğrudum. Evet. Evet, ben bir yandan da böyle ekranı da şey yapıyorum. Stopaj alım satım kazancı üzerinden kesiliyor. Yani kâr ederseniz kâr üzerinden %10 ya da %7,5 stopaj kesiliyor. Onu o şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine Mahmut Bey yazmış. Benim söylemek istediğim noktalardan bir tanesi de MJG, yani aktif portföyün gümüş fon sepeti fonu daha iyi bir performansa sahip. Yani gümüşe daha yakın bir performans sahip. O yüzden YZG yerine, Yapı Kredi'nin YZG fonu yerine MCG'nin daha iyi performans gösterdiğini söyleyebilirim. Onu o şekilde anlatalım.